pazar ve pazartesi geceye kadar dönüş bileti bulamıyorum. Sadece biziniz var. Biziniz da altı bin liraydı. Ben baktığımda muhtemelen şimdi yedi sekiz bin lira oldu. İnsaf kardeşim. Ha sen şimdi zaten bir bilet ya bir gidiş. Emekli maaşı kadar. Kardeşim evet. sen bunu de indirsen ne yazar? indirmesen ne yazar? Ben onu verdikten sonra indirme ya artistik olsun vermem bunu. İndirme bari. Zaten yedi bin lirayı vermişim. Beş de veririm yani değil mi? Yani. Efendim tarım kredi kooperatiflerinde indirim. Kardeşim zaten kuyruktan içeri girilmiyor. Ne indirim? Kuyruktan Sor içeri girilmiyor ya. Bir de Anadolu yakasının bir ucu, Avrupa yakasının bir ucu. Ben gidip tarım kredi kooperatifi mi arayacağım yani? Ya yani emekli İlla, gidecek orada kredi, kredi kooperatifi arayacağım. kuyruğa mı girmem gerekiyor yani? Aynen öyle. Yani efendim Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları. Devlet Demir, Demir Karadeniz'e gidemiyorum ki ben. Ya Karadeniz'e yani. gidemiyorum kardeşim ya. Ben gidebileceğim yere gidemiyorum. Giden gider belki. Orada da yer bulamıyorsun. Aç bakalım uçaklar pahalı diye Ankara, İstanbul hızlı trenine her dakikada tren bulabiliyor musun? Hı hı. Bulamıyorsun. Zaten bulduğunda 400 lira, 500 lira. Bak bakalım bulabiliyor musun? İş güç artistlik. İş güç art Acaba bunu açıklayan çalışma bakanı. Bir gün kardeşim kendi cebinden bilet parasını indirim alabilmiş mi? Türkiye Cumhuriyeti Reklam Yolları'ndan bilet alabilmiş mi yani? Bir gün indirim yapacakmış. Yapmayı ver. Zaten emeklinin maaşı bilet almaya yetmiyor ki. Ne indirim yapacaksın? Ya otobüs biletlerine bakın. Bayram üstünde bir sürü zam gelecek oraya da. Otobüs bilet. Ya Tabii, bin liraya çıktı. Bin liraya ben mesela çıktım? bu sene diyordum ki acaba arabayla mı gideyim? Gözüm kesmedi. Gözüm kesmedi arabayla gitmeye. 1200 kilometre. Şimdi kardeşim ben hadi ödeme gücü imkanım var. Gidiş dönüş aldım. 10 bin lira verdim. Nasıl verecek insanlar bunu? Tabii 10-11 bin lira tutuyor ailece. Nasıl verecek? 10 bin lira emekli maaşı. Senin zaten emekliye verdiğin ikrami 3 bin lira. Ha? El... Arabayla da gitsen 50 litre tabii, abi, benzin aldığında 2300 lira falan Bak, tutuyor. arabayla Antalya'dan yani. geldi. Sadece geliş 5000 lira yaktı diyor. E buyur işte. Artı yollar da paralı. Yollar Yollara da, da paralı. ücretler var. ödüyorsun. Ya zaten bu ona denk geçen oluyor. Geçen hafta İzmir'e gittim. Denk Yani. Çok ya. korkunç. Şimdi yani öyle bir yerden bir yere kımıldamak kolay o, değil. Yalan yani. dolan o iş. Yalan dolan. Emekliye. Emekliye. Emekliye avucunu yalayın diyorlar. Efendim indirim yapacakmış. Ona da inanmıyorum. İndirim indirim. Yapsa ne olacak? Anlattın işte gayet güzel yani. Bir de Durum şey aynen diyeceğim. bu. Şimdi bak bir de dün gözüme çarptı. İçişleri bakın hayret ediyorum ya. hayret mi? ediyorum. Bu İçişleri Bakanı konusuna girmek istiyorum. Gir, tamam. Tabii ev ki. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi seni kere, bekledik zaten başlık bu için. Orhan Gencebay. Orhan Gencebay ya. Ya kulak kulak yazıklar olsun ya. Gerçekten ya. Şu düştüğü hallere bak <laughs> Değil ya. ya. Şu düştüğü hallere <laughs> bak ya. Yani o ne tavırlar? Yakışıyor mu ya? Sen Orhan Gencebay'sın ya. Yakışıyor mu hareketler? Yani sen Türk milletinin her bir ferdinin <laughs> Belki seni her parti oy olarak görmüyor. Kendisi. Kendisi. Her partiye oy veren her bir ferdinin sevdiği dinlediği bir insansın. O ne hareketler öyle evet, ya? Öyle. Kendi kendine müzik söylemeler. Farkında mısın? Yani ya Orhan Gencebay da şu AK Parti gelene kadar sosyal demokrat biliniyor değil mi? AK Parti'nin ikinci döneminde bir şaşırdı yani. Şimdi yani Orhan Gencebay Türk milletinin kalbinde ve gönlünde kalacaksa öyle parti programlarında parti maçlarını söyleyip kalamaz. Kimse kalamaz. O da kalamaz. Nasıl şarkı O gitti? da kalamaz. Yarkım arka Zaten Murat Kurum ondan daha iyi söylüyor. O kadar. Çünkü kendi şarkısı. Murat Kurum adına bestelenmiş şarkı o. Murat Kurum onu coşkuyla söylüyor. Normal Murat Bey söyler. Orhan Gencebay'a ne oluyor ya? O da mı söylüyor? Orhan Gencebay bir de anlamsız hareketler yapıyor. Hiç yakıştıramadım. Yani ben, ben mesela Şöyle geçmişte herkes şey Ben yani, dedim Müslümcü ben orancıydım orancı. yani. Ona da üzüldüm yani. Bir zamanlar orancı olduğuma da üzüldüm. O yüzden Sever ben, miydi? çok severdim. Kula kulluk edene yazıklar olsun yani. O ben yüzden daha seviyordum. çok sesli müzik yapardı. Şimdi yani. Ikincisi, Sayın Yerlikaya. Ya Sayın Yerlikaya iftara gitmiş. İçine bakan iftara mı ne? Sayın Kurum da orada. İşte ya o kurum iftarı orası değil mi? Kurum, kurum iftarı. Bir iftar ama i̇ftar. o da orada yani. Beraberler Şimdi abi. diyor ki işte İstanbul muradına işte Ersin falan. İstanbul'un muradı İstanbul, geliyordu. Muradı değil. geliyormuş. Muradına ermesi lazımmış. Hı. Ya sayın Yerlikaya. Yani ya adam geçen gün kız kardeşini ve anasını vurdu. Gitti camide intihar etti kardeşim. İstanbul'da asayiş olayları hala sürüyor. Hapishanede 10 günlük ya, izin Yani Ali Yerlikaya'nın kaya. öncelikli işi öncelikli işi 16-17-18 yaşında bir grup zengin çocuğunun ehliyesiz çıktıkları trafikte e, bozulmuş arabaları tamir eden insanlara çarpıp orada bir kişiyi öldürdükten sonra anasıyla beraber Türkiye'den kaçmasını önlemekti. Ya sizin elinizin el, avucunuzun içinden e, bir cinayetin failleri kaçmış, yetmemiş. Trafiğin orta yerinde bilmem nerenin oğlu gelmiş, bizim gariban motokuryemizi parçalamış gitmiş. Onu yakalayamamışsınız. Orada e, güvenliği sağlayamamışsınız. E, seçim iftarlarında e, efendim e, nutuklar atıyorsunuz. Öncelikli işiniz o değil ki sizin. Öncelikli işiniz Türkiye daha sahipsiz sağlamak. Aynen. Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olduğu Türkiye'de bak e, avucumuzun içinden failler kaçıyor. Her gün Ali Yerlikaya tweet atmakla övünüyor. Efendim orada şunu yakaladım, burada şunu yakaladım, orada e, şu uyuşturucu kaçakçısını, burada şu baronu yakaladım diyor. Tabi oradaki şu soruya cevap vermiyor. Kardeşim siz bakan olmadan önce İstanbul valisiydiniz. Değil mi? <laughs> yani şunun şurasında Sayın Yerlikaya bundan, bundan 8-9 ay önce İstanbul valisi değil miydi? Evet. Siz İstanbul valisiyken bugün bugün İstanbul'da, Beşiktaş'ta, Etiler'de, efendim Esenyurt'ta yakaladığınız baron, uyuşturucu kaçakçı ve terörist yine İstanbul'daydı. Vali ki yakalamadığınızı nasıl İçişleri Bakanı yakaladınız? Nasıl yakaladınız? bu insanlar, yapalım. bu insanlar siz İçişleri Bakanı'yken yakalanıyorsa Yakalandığı adresteyken siz niye yakalamadınız? Ona önceyken, ona önce siz valiyken de aynı yerde oturuyordu. Siz valiyken de İstanbul Emniyet'in başındaydınız. Neden o zaman operasyon yapmadınız da şimdi on ay sonra elinizle koyduğunuzu buluyorsunuz. Asayiş sorunları devam ediyor. Efendim, zenginin çocuğu trafikte hız yapar, ehliyetçi şekilde kaza yapar, anasıyla beraber Mısır'dan Amerika'ya kaçar, yakalayamazsınız e, ee, su, su, su Cumhurbaşkanı'nın oğlu Cumhurbaşkanı'nın oğlu trafikte metro bizim motokuryemizi üzerinden geçer elini kolunu sallaya sallaya kaçar yakalayamazsınız siz iftarda muradınızı ermeye çalışıyorsunuz Sayın Yerlikaya muradını ermek istiyorduysa gelip kendi aday olsaydı niye aday olmadınız o ki bu kadar muradınızı ermek istiyorsunuz. İsmi geçiyor. Var mı ben. öyle kolay işler? Ya var mı öyle bürokratik valilik koltuğundan İçişleri Bakanlığı'na geçip siyaset yapmalar? Emek verin. Gelin siz de İstanbul'da Ekrem Mamoğlu'nun karşısına çıksaydınız. Sadece İçişleri meydan Bakanı burada. yok ki bütün bakanlar Ya meydan İstanbul. burada kardeşim. Meydan Ankara'da. Gidin Mansur Yavaş'ın karşısına çıkın. Sayın yerlik Sayın Dışişleri Bakanı şimdi Ankara'da esnaf geziyormuş. Ha, öyle kim? duydum. Öyle okudum bir yerlerde. Ne zaman kim? dışları bakın dışları bakın evet kere, bak. var. işleri esna, bakanlığının saygınlığına gölge düşüren bir durum. Hele hele hiçbir zaman eski MİT müsteşarları bu yollara tevessül etmemişlerdir. MİT başkanıydı tabii. Eski MİT müsteşarı ve MİT başkanıydı. Bu evet. andan geriye doğru hiçbir eski MİT başkanı ve müsteşarı görevinden ayrıldıktan sonra gündelik siyasette bu denli var olmamışlardır. Siyaset üstü kalmaya gayret etmişlerdir. Hakan Fidan'la başlayıp bugün İbrahim Kalın'la devam eden partili MİT müsteşarları dönemi benim gibi çokça insanın aklında şüphe düşürüyor. Bak söyleyeyim Anladım. şüphe düşürür. Ben maalesef... Ya Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, gerekti. MİT Başkanlığı, Hiç, Dışişleri, dışişleri bak biraz farklıdır İçişleri sana. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, eski MİT müsteşarı olup bugün Dışişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Fidan'ın siyasete bu denli müdahil olması, gündelik siyasete karışması bende şüphe doğurur. Sandık sonuçlarına dair şüphe doğurur. İçişleri Bakanlığı'nın esnaf esnaf gezip oy toplaması seçim güvenliğine dair şüphe doğurur. Adalet Bakanlığı'nın esnaf esnaf gezmesi seçimde yapılacak itirazlara verilecek cevaplar noktasında şüphe doğurur. Eski MİT Taşarı'nın işte böyle Ankara İstanbul'da oy toplaması ben de devletin yansız kalması gereken güvenlik kuruluşlarının seçim sürecine müdahil olabileceği endişesini doğurur. O nedenle ayıplıyorum, yakıştıramıyorum da hele hele Yarlıkaya, Sayın Yarlıkaya işte İstanbul muradına ersin diyor. adam olsaydınız da öyle erseydi. Görseydik. Gelseydiniz. Niye aday olmadınız Sayın Yarlıkaya? Yapmamışlar İsmail, yapmamışlar. Ya, mı? Ya, Sayın Yarlıkaya alışmış bir yerlere atanmaya. Bak, Sayın Yarlıkaya bir yerlere atanmaya Cumhurbaş alışmış. İstanbul valiliğine atanacak. Ee, Cumhurbaşkanı, 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 Cumhurbaşkanı istememiş. İstanbul'a vali olarak atanacak, İmamoğlu'nun e, şeyini e, mazbatasını eline zorla alacaklar, oraya kayyum atanacak. Sonra alacaklar İçişleri Bakanlığı'na atanacak. Her yere atamayla gelmiş Sayın Bakan. Hiçbir yere seçilerek gelmemiş ki. Bir gün olsun siyasette bir gününü geçirmiş mi? Şimdi İstanbul'a muradına ersin diyor. Gel dersin, gel dersin. Buyurun geçin karşı Aslında belki de sadece bu yüzden aday yapılmış olamaz mı? Bir de böyle İnşaat bak için mi? Mesela şöyle. Yani e, İstanbul'da AK Parti aday belirlerken en önemli ölçüt İstanbul'u kazanırsa Erdoğan'ın karşısına bir iddiayla çıkmasın diyeydi. Yani İstanbul'a konulacak adayın Kazanamaz, potansiyel... kazanamayacak aday formülü mü? Hayır yok yok öyle değil. İyi de yok kazansın, karşısına Ka çıkmasın şöyle, diye eee yani evet, 2028'de Cumhurbaşkanı 2028'de doğal Cumhurbaşkanı adaylığı iddia etmesin diye de bir ölçü gözetildi. Yani İstanbul'u İstanbul'u ko İstanbul'a koyduklarında İstanbul kazanacak mı? Nasıl Cumhurbaşkanı? Hayır, onun kazanacağını varsaydılar yani, aritmetiğe kazansın. göre. Yani aritmetiğe baktığında, yani burada mevtayı koysan yüzde 42 alır diye umdular. Yani, yani. Erdoğan desteğiyle Çünkü o da sahaya inerse. Yani hiçbir aday koymasan, ama aday rakip olmasın. Yani hiçbir hiç, yani aday bile koymasan AK Parti'nin ve MHP'nin toplam oyu yüzde 40'ın altına inmiyor senin dediğin gibi. Yani bir mevtayı aday koysan yüzde 40 alır. Ee, orada aritmetiğe bakarak yani e e eğer ittifakları dağılırsa, DEM, İYİ Parti zafer aday gösterirse İmamoğlu CHP'nin kendi oyunu alır ve rekabette geriye düşer diye varsaydılar. Bunun karşısında İsmail sana bir soru soracağım. Yani bunu özür dilerim. Bunun karşısında yani İstanbul'a bu... bir başkasını koysak, karşımız Erdoğan'ın karşısında potansiyel Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkabilir. O yüzden bir siyasi olmasın, bir sana teknokrat olsun. soru soracağım demiş bir dakika bir dakika. Bu... Tabii. Bu söylediklerinden yola çıkarak bir şey soracağım sana. Yaptığın şeyden şu sonucu çıkarıyorum ben. Ee, Murat Kurum Cumhur İttifakı'nın Kemal Kılıçdaroğlu gibi yani. Hani, <laughs> yani Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu kazanacağını varsayıyordu. Yani kaybetti. Yani Deniz şöyle e dedi. Deniz Kemal Kılıçdaroğlu yerli ve milli değil mi demek istiyorsun adına. Yani, yani e... Hayır hayır öyle değil. Öyle değil. Hayır. O konuyu kapattık Nevzat lütfen. Hayır, mevzu üzerinden gitmiyoruz. O değil. <laughs> kapandı. O o mevzu kapandı. Neyse konuda kalalım. Biz konuda kalalım. Ya, bur... Yani orada ben ölçü İsmail olarak İsmail diyor ya bu oraya oraya ama... meftayı koysan kazanır. Kola Kutu kola, ha, kutu kola. Diyor ya. Sen kutu kola örneğinden hareket ediyorsun. Şeyde de, Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine başka birini koysaydınız kazanırdı gibi bir yorum yapılıyordu. Sen de yapıyordun yanlış hatırlamıyorsam. Öyle değil ben, mi? Hayır, ben diyordum ki iki belediye başkanından yani, biri olsaydı kazanırdı. Peki. Öyle söylüyordum. Tamam ama... Yani bile ben bile izlemedim. Kemal Kılıçdaroğlu ile kaybedildi. Murat Kurum da sanki böyle bir şey hayır, mi, oldu? Gibi. Hayır, gibi mi Hayır onu demiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir oldu? Hayır öyle değil, öyle değil. Şunu anlatmaya çalışıyorum. AK Parti aritmetiğe baktı. Aritmetiğe baktığında ne görünüyor 14 Mayıs aritmetiğine? AK Parti ile MHP kendi Cumhur İttifakı'nı korursa asgari %42 alıyor, Tablo onu gösteriyor. Bunun karşısında Ekrem İmamoğlu'nun altılı, altılı masa dağılırsa, Ekrem İmamoğlu'na bir önceki seçimde oy veren Dem Parti, İyi Parti ve diğerleri kendi adaylarını çıkarırsa bu durumda Ak Parti adayı sadece mevcut oyu korusun yeter diye bakıldı. Burada tabloyu değiştiren İmamoğlu'nun CHP'nin aldığı oyun en az yarısı kadar artı oy almış olması. Ee, Ak Parti adayını belirlerken e tamam, mevcudu korusun. Tamam, aritmetiye baktı. Evet. Iştaroğlu da aritmetiğe baktı. %56 ile %57 ile kazanıyordu. Iştaroğlu aritmetiğe bakmadı. Önüne yani gelen aritmeti... sahte anketlere baktı. Tamam, sahte peki. anketlere baktı. %60 dedi. Burada İstanbul'a aday koyarlarken şu kaygıyı gözetti AK Partililer. Karşımıza konuştuğum için söylüyorum. Yani ben bana bir AK Parti yetkili anlattığı için söylüyorum. İstanbul'a koyacağımız aday potansiyel Cumhurbaşkanı adayı olur dediler. Ve bu kaygıyı gözettiler. O nedenle... İstanbul'da daha bürokrat, siyasi, siyasi nosyonu geride kalan bürokrat, polemiğe girmeyen İstanbul iddiası İstanbul'a sınırlı biri olsun istediler. Bu o günlerde tartışıldı. Biraz daha somutlaştıralım. Oldu. İsmail senin kastettiğin aday belirleme sürecinde Ali Yerlikaya gibi, Süleyman Soylu gibi isimlerin öne çıktığı dönemlerde bu mülazalarla mı bu karara evet, varıldı evet, diyorsun? Evet. Ali Yerlikaya içindeyse bile Mesela Süleyman Soylu için bu denebilir. Mesela işte Fahrettin Koca için belki bu denebilir. Yani burada burada koyacakları aday bir siyasi olduğu takdirde Ali Yerlikaya da olabilir evet. Bir siyasi olduğu takdirde o siyasetçi e, yani kazandığı bu güçle Erdoğan karşısında bir iddia oluşturabilir. Yani bu tan dolayısıyla buraya aday koyarken iki kere düşündüler. İstanbul'daki tercihlerinin bu kadar teknokrat bir isim olmasının sebebi de buydu. Bir de dediğim üzere dediler ki ya mevcudu korusa yeter. Fakat bence e, er, e, İmamoğlu'nu e, altılı masa sınırları etrafında düşürdüler. Yani CHP'nin sınırları sınırlarıyla e, ibaret sandılar. Hata burada biraz e, burada gelişti. Bir de benim gördüğüm kadarıyla 14 Mayıs'tan bugüne arada bir CHP kurultayı oldu ve öyle veya böyle e, Deniz orada bana katılmıyor ama böyle düşünüyorum. İmamoğlu ve Özgür Özel hatalarıyla beraber CHP'yi merkeze doğru ittiler. Artık CHP mesela 14 kurul CHP kurultayı öncesinde Kılıçdaroğlu kaldığı takdirde protesto edeceğini söyleyen bir seçmen kitlesiyle karşılaşmıyoruz. Yani sadece bu nedenle buhrana buhran geçiren sandıktan uzaklaşmış bir kitle yok. CHP en az %25 oyunu alıyor. CHP artık yeni oyların yani CHP dışı oyların geldiğini görüyoruz. Bir de mesela e, CHP içerisindeki verilen işte kurultay mücadelesi, kurultay mücadelesinden sonra hatta şunu söyleyeyim. İmamoğlu'na karşı işte görüyoruz CHP içinde de, işte değişimi tersine çevirmek, 1 Nisan'da mümkünse bir başarısızlık üzerine siyasi kariyer inşa etmek, e, işte eee Özgür Özel yönetimini İmamoğlu ve Özgür Özel birlikteliğini sonlandırıp partiyi geri almak için mücadele veren bunu açıkça yapan bir radikalizm var. Şimdi bu radikalizmin İmamoğlu'na karşı mücadele etmesi bile CHP'li olmayan seçmen nezdinde İmamoğlu İmamoğlu'na bence olumlu bir puan olarak dönüyor. Yani bu bile aslında yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'u İmamoğlu'nu özgür ezeli Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'yla rekabet halinde gösteren konuşmaları bile, diyebilirim ki İstanbul'da İmamoğlu'na belki oy olarak dönüyor olabilir. O nedenle yani asıl AK Parti'nin hesap edemediği, hesap hatası yaptığı husus İmamoğlu'na dair tespiti kusurlu yapmış olması. Peki. Nevzat Çiçek, ben biraz evvel anketleri paylaştık. Evet işte var varlık kuyruğu diye bir kuyruğa girmez. Yani insanın e, işte et kuyruğunda bekliyorsa, ekmek kuyruğunda bekliyorsa, efendim kent lokantası kuyruğunda gibi bekliyorsa gerçekten bekli, gerçekten ihtiyacı vardır ve bekliyordur. Tabii hani az önce Deniz'in söz ettiği gibi bazı ürünlerin tükendiği için sırada beklemek gibi bir 70'li yıllar hali değil o. Mesela 70'li yıllarda tüp gaz yok, yağ yok, sigara yok, kuyruğa giriyorsun. O Param var ve alamıyorsun şartlarında tartışılabilecek bir durum. Bu kez param yok ve o yüzden alamıyoruz. Paran yok, alacağın ürünler çok pahalı ve sen alamıyorsun. Şimdi halk ekmeğin önünde uzadıkça uzayan kuyruğun sebebi de bu. İnsanlar işte ekmek 7 lira 10 lira bandında insanlar onu daha ucuza almak istiyorlar ve çünkü ekmek bir sofranın en temel ürünü. Aynı şekilde et ve e, kıyma. Dün bir e, YouTube videosunda izledim. E, bir vatandaşa soruyorlar. En son eti ne zaman yedin? Onu sorma diyor. İnsanın içi kıyılıyor. Onu sorma diyor. Vereceği bir cevap yok çünkü. Tavuk kıyma satılıyor evet. kasaplarda evet. artık. Evet. Dün ben gittim baktım. Bir, bir kasapta yoktu ama diğer kasapta vardı tavuk kıyma var. Yani. Kıyma da biliyorsun en evet. kalitesiz şey. Tavuğun evet. da en Tabii. kalitesiz bölümünden. Çuvar göğsü var ama kıyması hiç yoktur. Bu, e, bu, bu. Yani burada asıl yani Murat Kurum'un odaklanması gereken problem bu olmalıydı. Bu olmalıydı. Yani biz 2019 siz AK Parti 2019'da enflasyonla mücadele adı altında elinizdeki belediyeleri mağlanlık yaptırmaya zorladınız. Onlara adeta şarküteri hizmeti verdirdiniz. Ya sadece o günkü fiyatlara bakıp bugünkü dehşeti, bugünkü yangını anlamanız bile kafi. O gün bakıyorum şeyim var, listesi var. Yani o günlerde tanzim satışlara asılan fiyat listesinin de bir örneğini buldum. Yani içler acısı bir durum. Fiyat listesi şu an elimin altında değil. Hepsi patates 2 lira, soğan 2 lira, domates 3 lira. En kabadayısı biber 6 lira. 6 lira. Biber 7 lira yani. oldu, 10 lira oldu biber evet, falan. O günlerde neydi her gün? Aynen. Mesela o günleri hatırlıyorum. Patates 1 lira daha arttı. Evet. Ortalık yanıyordu. Siz soğan. o günlerden, bak o günlerden bugünlere geldik. Bugünlerde patatesin tanesi 15 lira olmuş. Domatesin en ucuzu 50 lira olmuş. Çürük, çürük diye ayrılanı 30 liraya satıyorlar. Hıyarın e, kilosu 30-40 liraya yürümüş. Yani sadece 2019'da enflasyonla mücadele adı altında e, e, belirlediğiniz tarife ile bugünkü arasındaki Farkı, farka bile odaklansanız o gün 3 olan niye bugün 50? O gün 2 olan niye bugün 25 diye sorsanız kent lokantası kuyruğun sebebini anlarsınız. Ben o kent lokantası için bir şey soracağım. Siz bitirin. İnsanların alım gücü yok. Bak bir insanın evinde kent lokantasında verilen yemeğin fiyatı var ya İnsanın alışveriş yapıp evinde yapacağı yemeğin fiyatından daha ucuz. Onu da yani abi. az önce biz bir menemen şey yaptık ya ekonomisi çıkardık. İşte Deniz ki 4 domates. Ben dedim ki olmaz 8 tane. Niye? Orada bak kalabalık öğrenci grubu var. Onların hepsi aynı evde yaşamıyordur ama toplanmışlar. Ya öyle bir nüfusun bir öğünü için alacağın domates e, miktarı en az 2-3 kilo. Kıracağın yumurta 8-10 tane. Yağdır, osudur, busudur. Ya ekmek de banacaklar herhalde değil mi? Alacağın evet. ekmekle beraber. Kardeşim o yemek çıkmaz. O yemek 500'ün altında bir paraya çıkmaz. Çıkmaz. Çıkmaz şimdi. Burada vatandaş bir daha fazla 3 kap yemeği 40 liraya yiyor. Bu vatandaş aksi takdirde evinde gidip onu yiyemez. Bütçesi yok. Ben neden vatandaşı ona verdiği mücretle haysiyetiyle, şerefiyle yaşayabileceği, ele güne muhtaç olmadan yaşayabileceği, veresiye yapmadan, kredi kartına boşlanmadan, mahcup olmadan yaşayabileceği bir hayat standardını 24 yılın sonunda sağlayamadım diye düşünmüyorsunuz. Fakat sizin yol açtığınız bu korkunç sosyal ve ekonomik enkazın sonunda belediyelerin bu acıyı biraz olsun dindirmek için. Böyle yani görünürde e, görünürde küçük gelebilir. Ama e, orada karnı doyan insanın gündelik hayatında yarattığı o rahatlamayı anlamak için bir kere yoksulluğa düşmek gerekmiyor yani. E, en azından e, sizin yarattığınız tahribatı dindiriyor diye teşekkür etmeniz lazım. Fakat hem kurum hem AK Parti yol tahribatı görmüyor. Hem bunun sonucunda bir çözüm, mecburi bir çözüm olarak bulunmuş olan kent lokantalarını proje diye beğenmiyor. Ve i̇şte aynı istifa anda istifa ederdim ben olsam. Ben istifa ederdim, ben mi? Istifa ederdim diyor. Ben olsam İliçte bu ekonomik 9 işçi bak var. ben olsam bu ekonomik tablodan ötürü istifa eder Tabii. Ben olsam işte il işte 9 işçi halen maden göçüğün altında hala ulaşamadım. Ondan istifa ederdim. İstifa edecek çok gerekçe var. Çok gerekçe İnsanlar var. yoksulluğun açısını dindirmek için üretilmiş kent lokantalarıyla neden övünecekleri yerde neden bunu bir istifa gerekçesi yapsınlar? İstifa edilecek yani Murat Kurum eğer kendisi adına bir istifa gerekçesi yazacaksa her şeyden önce, her şeyden önce 5 yıl önce biz bu belediyeye hıyar sattırdık. Domates sattırdım. Biber. Onun fiyatı kilosu 3 liraydı. Bugün 50 lira der. Belki e, bu durumda istifaya gözden geçirildi. Mesela kent lokantası Üsküdar'da da var. Sanırım Sultan Gazi'de açıldı değil mi en son? Ondan 11 tane var İstanbul'da. Listeleri var. Bunların e, çoğu kent da en son lokantası. Çapa'daydı, bir yerdeydi. Bunların İstanbul'da, çoğu... e, Üsküdar'da var görüyorum ben. E, şimdi çocuk büyütüyorsunuz. Çocukları sürekli evde tutamazsınız. Onları dışarı çıkaracaksınız, parka götüreceksiniz. Yani çocuk büyüt yani çocuk... Ebru dışarıda bak orta i̇şte... yaş üstü sokaklara bir gez. Bakırköy Meydanı'nda gez. Kadıköy Meydanı'nda gez. Gez Sultanbeyli, Sancaktepe'de gez. Park. Göreceksin. Parklarda hep 50 yaş üstü oturuyor. Hep 50 yaş üstü insanlar ileri o, o şehrin ana caddesinde gezip duruyorlar. Niçin? Çocuklarla beraber Niçin oradan. biliyor musun? Niçin niye geziyorlar bunlar? Yok bir yere gidip oturamıyor. Gidip oturacak parası yok. Bir çay ocağında oturamıyor. Yetmiyor parası adamın bin ya. 1800, 11.000 lira veriyor. Bak ben daha önce ben sokak röportajları düzenli izliyorum. En öfkeli kesim 49 yaş üzeri. En öfkeli Hı. kesim. Çünkü hiçbir yani aldıkları para onları sokakta gezecekleri bir günü sokakta geçirdikleri bir gün için bile. E, yevmiyesine yetmiyor. yetmiyor. E, harcamasına yetmiyor. 35 ve 55 yaş arası hatta bu daha da gençleşti. E, şimdi emekli maaşları çok düştüğü için çocuk sorumluluğu, aile sorumluluğu, anne baba sorumluluğu e, bu insanların üzerinde. Onlar zaten bunu hissediyor. E, bunca yıldır çalıştım elime geçen bu çocuğum olmasa yaşayamam diyor. O yüzden Ak, de geniş bir kesim çok zorlanıyor. AK Parti'nin bir savunması var. Yani mesela gördüm. E, AK Parti Belediye Meclisi e bir beyefendi yazmış. İşte biz ondan önce işte şu 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 tesislerde belediye tesislerinde bedava dağıtılıyordu ya da şu biz belediye testlerini yapıyorduk. Ya ben belediye tesislerinde hiç böyle ucuza bir hizmet görmedim. Doğrusu görmedim yani. Bana mı denk gelmedi? Ben hiç görmedim. Kaldı ki yani yapıyor şu an İstanbul'da diyelim öyle. İstanbul'un diğer ilçeleri niye yapmıyor? AK Parti diğer ilçeler. Yapsınlar, Yapsınlar. Yapabilirler. Çok büyük bütçeli belediyeleri var. Neden Tabii. yapmıyorlar? AK Parti Tabii. 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi muhaliflerin eline geçerse yardımlar kesilir diyordu. Sadece İstanbul'da değil Ankara'da da böyleydi. CHP'ye verirseniz yardımlar kesilecek. Bütün sloganı buydu. Şimdi yardım beğenmiyorlar. Şimdi diyorlar ki kardeşim belediyenin nasıl işi yardım mı? Niye metro yapmıyorsun da niye halk ekmekte ucuz ekmek veriyorsun? Yani kendisiyle de çelişen e, e, yani yardımı ancak kendi dağıttığında yardım gören Tabii. Ee, bir bakışla e, yer olur. yer dediğim üzere vatandaşı da hakir gören o kuyrukta ya yani, imkansızlık, gizmesin. evet, imkansızlık nedeniyle kuyrukta bekleyen vatandaşın da çaresizliğini anlamaktan uzak e, bir, yaklaşımla, çok an bir yaklaşım var. Nobran bir yaklaşım hareket ediyorlar. Yani ya bu aynısını halk ekmekte de oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi halk ekmeklerin sayısını arttırmak istedi. Onda da meydan vermediler. Bir kavga dövüş de orada oldu. Oldu. Yani şimdi de Murat Kurum yani arkadaşlarının uyarısını neden dikkate almış almadı bilmiyorum ama Önce, evet, yani evet. halk kent lokantalarıyla kav kent lokantalarıyla kavga edeceğinize kent lokantalarını doğuran yoksullukla kavga edin. Kent lokantalarıyla mücadele edeceğinize kent lokantalarının bir çözüm olarak ortaya atılmasına neden olan açlıkla, imkansızlıkla, işsizlikle, alım gücünün düşmesiyle pahalılıkla mücadele edin. İktidar sizsiniz. Ülkeyi siz yönetiyorsunuz. Bu İstanbul e, Türkiye'den ayrı bir yer değil. Murat Kurum iktidarın bir parça geri geldiğinde e, e, Cumhurbaşkanı belediyeyi bize verin hükümet biziz diyor. Fakat burada Murat Kurum sanki hükümetin bir temsilcisi değilmiş gibi belki ediyor. diyor. Orada kent lokantası varsa, önünde kuyruk uzuyorsa bu pahalı faili kim kardeşim? Evet. ve gündemle İsmail Sarmaz. Şimdi tabii TT ee, oldu da dün bu sosyal medyada. Onu daha sonra Teyitok'ta incelediler. Yani işte ocak yanıyormuş. Ee, Murat Bey işte menemenini yapmış. Ee, fakat tabii aslında orada değilim ben. Yani o ben de 10 tane genç toplanmışlar. Belki yani Murat Kurum geliyor, toplanırlar. Ben bütün apartmanı toplarım yani. O öyledir ama <laughs> e, mesela ben diğer şey, sahiplerdekileri dün, toplarım. Dün Murat Bey'in, Murat Kurum'un katıldığı bir başka yayında sarf ettiği bir söz aslında tekrar ettiği bir söz üzerine durmak istiyorum. O da 11 tane kent lokantası kurmuş. Ben olsam istifa ederim diyor Sayın Kurum. Yine mi diyor? Evet. 11 tane kent lokantası kurmuş. Ben olsam istifa ederim. Şimdi e çünkü diyor ki yani daha önceki açıklamasında da şöyle demişti Ebru. Demişti ki ya sanki bunu bir marifetmiş gibi anlatıyor. E yani Kent Lokant'ı biz e şunu diyor aslında genel olarak. Diyor ki 2019'dan önce İBB ve çeşitli ilçe belediyeleri, AK Partili belediyeler işte aşevleri kuruyorlardı. Bu hizmeti zaten veriyorlardı. İBB şimdi daha 40 lira yani bunu yapmaktansa ucuz yemek veriyor. Halbuki bu bir proje değil. Ben bir, bir gecede 30 tane açarım. Bunu şimdi marifetmiş gibi anlatıyorlar. Ve dolayısıyla e, ben olsam, İmamoğlu yerinde olsam istifa ederim diyor. Sana bir fotoğraf attım. Onu arkadaşlara atabilirsen sevinirim. Bu arada konuşmama devam edeyim. Şimdi tabii önce istifa bölümünü söyleyeyim. Tabii hani ben olsam istifa ederim diyor ya. Bence kendisi istifa edemez. Çünkü AK Parti'de istifa etme geleneği yok. Ya daha çok af müessesesi var. Dolayısıyla herhalde Sayın Kurum AK Parti'de pek istifa eden görmediği için istifayı da CHP'ler etsin istiyor. Normalde AK Parti'de hiç istifa eden kimseyi görmedik. En son Gaziantep İl Başkanı bile affını istemek zorunda kaldı. Hani eşinin ölümünden bir sene sonra yarı yaşında bir hanımefendiyle evlenip, fotoğraflar çekildiği için tartışma konusu olan İl Başkanı yani o istifa meselesine bir açlık getirelim. Murat Kurum bence ist istese de istifa edemez. Sayın Cumhurbaşkanından. Bu arada Gaziantep Bunu... İl Başkanının istifası evet. hayırlı olmuş. Evet. Sayın hayırlı Cumhurbaşkanının e, Sayın Cumhurbaşkanının izni onayı olmadan AK Parti'de herhangi bir istifa mümkün değildir. AK Parti Sayın Cumhurbaşkanına rağmen bir ayrılık kararını onun şahsiyeti, manevi şahsiyetine yapılmış bir saldırı kabul ediyor. İstifa olamaz. İkincisi, şimdi 11 tane kent lokantası, bunun sayısı 12 aslında, 15'e çıkacak. Bu ana kadar kurulduğu günden bugüne herhalde 3 milyon, 3 kişiye yemek vermiş. 3 milyon mu? Evet, rakamlar <laughs> bu şekilde. Benim anlamadığım Sayın Cumhurba Sayın Kurum kendisiyle çalışıyor. Birincisi kampanyasını ilk nerede başladı hatırlıyor musunuz kurum? Torba. Torba dağıtırken başladı. başlattı. Yani kendisi İlk icraat olarak kampanyasının ilk icraatı olarak çorba dağıttı ve bunu gelenekleştireceklerini söylediler. Yani, Üsküdar'da dağıttı. Evet Üsküdar'da bundan <laughs> sonra da, özellikle Üsküdar Belediyesinin kurduğu tesislerde düzenli olarak çorba dağıtılacağını söyledi. Ki aslında Ankara'da Mansur Yavaş üniversitelerin önünde düzenli çorba dağıtıyor. Yani aslında CHP'den alıntılanmış bir ee, formül bu. Fakat Sayın Kurum kendisi aday olur olmaz... İlk iş olarak çorba dağıtırken bunu bir herhalde e, yani başarılı bir hamle görüyor ki böyle yapmış olmalı e, kampanyasının birinci ayı bittiğinde şimdi kent lokantasını beğenmiyor kendisi çorba dağıtınca bu bir proje oluyor bir başkası dört kap yemeği e, 40 liraya e, vatandaşla buluşturunca canım ben olsam istifa ederim ya, bence 300 tane diyor. açarım diyor ya sen kurum açsın iyi ikincisi olur İkincisi şu bak. Destek olup bunu açılsın tabii, Bunu tabii Sayın Kurum beğenmiyor. Ben bir hatırlatma yapmak istiyorum. O fotoğraf <laughs> ekrana getirir miyiz acaba? Hazır mı fotoğraf? Bu fotoğrafı <laughs> getirir miyiz? Bu fotoğraf <laughs> ne biliyor musunuz? Bu fotoğraf 12 Şubat 2019'da çekildi. İstanbul Üsküdar'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Tanzim Satış Çadırı burası. Tanzim Satış Çadırı'nda en baştaki dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, onun yanındakini zaten herkes tanıyor olmalı. Berat Albayrak. Berat Albayrak. Onun yanındakini hiç kimse unutmadı. Nurettin Işıltılı Nebati. gözleriyle Nurettin Nebati. Şimdi oldu. Hilmi Türkmen. Evet Hilmi Türkmen de Üsküdar Belediye Başkanı. Önlerinde ne var? Kırmızı biber ve Charleston. Onlar domates, var. domates biber satıyorlar orada. Şimdi bu arada etiket fiyatı 3 lira. Evet. Yani Gördüm 3 lira. Ona Hemen ona baktık. yani bu an zaten şu an 50 lira ortalamayla evet. satılıyor domates. Çürüklerini 30'a falan alabiliyorsun domatesi. Tarih dedin bir daha söyle. 5 yıl 5 geçmiş 5 aradan. Yıl geçmiş. 12 Şubat 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Domates Büyük bir, 5 kat artmış. Bak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sadece o dönem. 5 kat. E, 5 kat. 10, yani yok. 3 lira doğru. 50 lira. 30 kaç? 30 3, 50 mi Tabii. Bundan 5 yıl kat. önce AK Parti sözde enflasyonla mücadele adı altında kendi elindeki belediyelere hıyar, patlıcan, domates sattırdı. Ya gülmeyin öyle yaptı. Yok ben 18 evet. kat arttı dediler ha, de ona gülmedim. Rejiyle biz sürekli evet. temastayız ondan sana gülmedim. Bundan tekrar edeyim bundan 5 yıl önce AK Parti sözde enflasyonla mücadele adı altında hal teröristlerine karşı mücadele etmek için öyle dediler hal lobisi. karşı mücadele etmek için İstanbul, Ankara belediyeleri başta olmak üzere bütün büyük şehirlerde seçimden yaklaşık bir buçuk ay önce tanzim satış çadırları kurarak patlıcan, hıyar, Charleston biber ve soğan sat. Evet. Üstelik Bundan önce de patates, soğan satışları öyle bir artmıştı ki tabii, tabii, insanlar o kadar yani. pahalıktan şikayet etmeye başlamışlardı ki patates için tazesini. depolar basıldı. Depo, Aynı depolar depo basıldı. Soğanlar, patates, soğan soğan depo. ve patates, soğanları yakaladık diye. Patates ve soğanların bulunduğu zaten doğası gereği korunması, korunması gereken depoları bastılar, kabzumalları, terörist muamelesi yaptılar. Aynen. Patates ve soğanları da mühimmat muamelesi yaptılar. Neyse. Evet. E, Sayın Cumhurbaşkanı e, tanzim satış mağazaları kurdurdu İstanbul, Ankara ve diğer belediyelere. Buralarda e, belediye başkanları ve bakanlar büyük bir proje açık büyük bir proje hayata geçiriyormuş gibi. Tabii. Evet. E, tezgahın arkasına geçip hıyar Charles biber, ber Patlıcan sattılar. Üstelik şimdi millet unuttu. Bunu şeyle sattılar. Kilo sınırlamasıyla. Herkes herkes gönülden alamıyor. Yani istediği kadar alamıyor. Mesela domates 3 kilo sınırlı. Patates evet. 1 kilo. Evet. Patates o günlerde sınırlı. kilosu 2 liraymış. Ya bugün patatesin tanesi zaten 10 lira. Şimdi bak bu tanzim satış mağazaları o kadar büyüdü ki şubatın ortasında kuruldu. Ta temmuzdaki İstanbul ikinci seçimine kadar devam etti. 3 ay boyunca belediyeler işi gücü bıraktılar. AK Parti altını temizlemek için e, kabzımallık ve manavlık yaptılar. Ve İstanbul'da Taksim başta olmak üzere Kadıköy, Üsküdar bütün merkezlerde, Ankara'da öyle. Ve ne kadar zarar haber, bak haber daha merkezleri bitmedi. oraya yığıldı tabii, tabii. kalabalığı çekmek neler için. Neler biliyor musun? Günlerce gittik günlerce kalabalıktı. Bak neler oldu o günlerde unutuldu şimdi PTT'den mana hizmeti verildi. Tanzim hizmeti. <laughs> bak PTT'den isteyene bir kilo domates gönderildi. <laughs> evet. Bak neler oldu. Çok iş güzel bir hanımefendi vardı. AK Partili bir rektör. Ege Üniversitesi 950 e Ege rektörü. Üniversite içinde tanzim satış kurdu. O günlerde. Eylül. Tabii 950 yani büyükelçi oldu. Büyükelçi oldu ya. Büyükelçi oldu. O büyük üniversitede koca akademi yuvasında maharetmiş gibi AK Parti'nin AK Parti'ye e, sinyal yapmak için gitti. Üniversite kampüsünde tanzim satış çadırı kurdu. Büyükelçi oldu. Bak işte öyle olursun. Büyükelçi öyle olursun yani. Tamam. Bak şimdi e, bugünlerde e, ne kadar bir zarara ulaştı biliyor musun? E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sırf bu e, işte sebze meyve alın fiyatları nedeniyle kurulan çadırlar nedeniyle o günün parasıyla 4.1 milyon TL zarar oldu. Ve bu zararı da belediyeye ödettiler. Aynı şekilde 2 milyon TL de Ankara zarar oldu. Peki Sayın Cumhurbaşkanı o günlerde Tanzim Satış ve Tarım Kredi Kooperatifleri önündeki kuyruklara ne ad verdiğini hatırlıyor musunuz? Ay hatırlayamadım. Varlık kuyruğu dedi. Ha varlık. Varlık mi? kuyruğu, dedi varlık ya. Varlık dedi. Bak şimdi bak Sayın Kurum'a sormak isterim. Sayın Kurum 11 tane kent lokantasını beğenmiyor. Bu proje mi diyor? Ben olsam istifa ederim diyor. Kendisinin ait olduğu parti bundan 5 yıl önce İstanbul'u kaybetmemek için, Ankara'yı kaybetmemek için meydan meydan hıyar sattı ucuza ve sınırlı kilo sınırı konmuş. Şimdi bak yapılmıyor siz, ama kredi kartı bak, beş önce, siz 5 yıl önce siz 5 yıl önce İstanbul'u kaybetmemek ve belediyeler almak için hıyar sattınız, soğan sattınız, patlıcan sattınız, kuru gıda, makarna sattınız, bezelye evet. sattınız. O, kargo oldu. o varlık kurulu kuyruğunu, o enflasyonla mücadele oldu. O varlık kuyruğu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 yıl sonra sizi o günkü bütün etiket fiyatları ona 15'e, 20'ye katlanmışken bu yoksulluğun acısını biraz olsun dindirmek için kent lokantası kurdu. Canım bu da projem diyorsunuz. Ben i̇stifa olsam istifa ederim. Ed diyor. Ben de olsam sizin yerinizde istifa ederim. Bak ben de sizin yerinizde olsam istifa ederim. En azından ya yani AK Parti'de bulunmam, AK Parti'den ayrılırım. Ben olsam, ben olsam e, ya bu cümleyi gözden geçiririm ya... Kendi durumumu gözden geçiririm. O, şimdi, fotoğrafta bir şey daha var. Bir nokta daha var. Domates 3 liranın ötesinde. 18-20 kat artmış domates bu arada 5 yılda. Berat Albayrak o dönemde ekonomi bakanıydı. Ekonomiler ekonomiden sorumluydu. Nurettin Nebati, Berat Albayrak'ın yardımcısı evet, olarak sanırım evet, oradaydı. Evet, yani, yani orada bakan değil. Şimdi orada tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabı da hala fotoğraflar duruyor. Ben oradan aldım. Yani hem Ankara hem İstanbul Büyükşehir şey Bunları büyük e, proje projeler, dev proje yani? olarak anlattı. Yani kendi anlattı. sitelerinden alınmış. Yani buna. tabii tabii oradan. Dün girdim dedim ki ya bu tazim satışlar ne oldu? Şimdi e, ben ya, o bakımdan... onlar da ama Üsküdar her sabah çorba veriyor. Üsküdar çorba veriyor. Evet, İftar bir çadırı da bir şey biraz daha büyük ama o kuyruğa yetişemez. Yani şu mi? fotoğraf, şu fotoğraf ibretlik bir fotoğraf. Şu fotoğraf. Bak sayın kurumun çorba dağıttığı. İlk, ilk şey seçim adaylığı Tabii. açıklandı bu 12 Şubat. ilk çalışma. Bak hayır. Az önce görüntüsünü yayınladığımız tazim satış fotoğrafı 12 Şubat 2019'dan. Bu ise Sayın Kurum'un adaylığının açıklanmasından hemen sonra, sonra bir sabah namazında öğrencilere çorba dağıttılar. Yani şimdi siz çorba dağıtarak kampanyanızı başlatıyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kent ukantasını beğenmiyorsunuz. Ve üstelik dün çok da tuhaf bir durum oldu. Sayın Kurum bu cümleyi söylerken arkadaşlarım beni ikaz ediyor dediler. Girme bu konuya. Bence arkadaşlarının tavsiyesini uymayız iyi dermiş. Oynamalı. Girmemesi gerekirmiş çünkü ya bu 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 bir dönem önce e, neye benziyor? Yani e, CHP'nin bazı CHP'lilerin AK Parti'nin böyle sosyal yardım politikalarını eleştirmesini, eleştirmesini andırıyor. İşte makarna dağıtıyorlar. Efendim e, çay dağıtıyorlar. Çay dağıtıyorlar. E, soğan patates soğan bir dönemde bazı muhalifler bir dönem bazı muhalifler ee, bu argümanı dillendiriyorlardı. İşte kömür. kömür, kömür da, yani. Özellikle kömür. O bir süre sonra makarna bulgula dönüştü. Şimdi de aynı o kibrin bir benzerini iktidar partisinde görüyoruz. İktidar partisi mensupları e, alt gel belediye kaynaklarının öyle veya böyle alt gelir gruplarıyla paylaşılması karşısında bunlar proje mi? Efendim ben olsam istifa ederim. E, buna hizmet mi diyoruz şeklinde bunu beğenmeyen ee, ve üsttenci üstenci bir tutumla yaklaşıyorlar. Yahu bu e, bir kere bu kentli lokantaları... Tomik döner ne kadar? Şimdi döner kesse döneri kim yiyebiliyor diye çıkışacak. Çorba da çorba mı dağıtıyorsunuz? O zaten veriliyor. Bu mu projeniz deniyor? Yani ekonomi böyle olunca e, seçim dönemi zorlu aylar için yani, dikkatli gitmek lazım. Say, e, şimdi tabii bu da aynı zamanda... Yani şeyde, de şeyde, bir söyler misiniz? Pardon, özür dilerim. Bu, kent lokantası bu realiteyi de şu realiteyi de görmezden gelen bir tutum? Şimdi insanlar ya hiç kimse Ebru hiç kimse cebinde parası varken aşevinde yemek yemez yani. Gider. Sıra var, orada da Hadi çok bak, sıra var. Kimse İçerisi kardeşim 40 kişilik öyle kişilik değil. Yani bunu yoksulluk yoksulluğa düşmemiş olan belki kolay kolay söyleyebilir. Yoksulluk gören insan onun mahcubiyetinin ne kadar ağır olduğunu e, hissedecektir. İnsanlar Halk ekmek kuyruğuna girer. İlk eylem. İlk çorba da hiç... çorba dağıtmak. Çorba dağıttı. Yani kurum İstanbul'da ilk açılışını çorba dağıtarak yaptı. Ve nerede yaptı bunu? Üsküdar'da. vadi neydi? <laughs> Daha çok çorba mı dağıtacaktı? Vaadi şuydu. Üniversite öğrencilerine sabah tabii, çorba tabii, çorba. Vadiydi. çorba Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Doğru, Hatta doğru. biz o zaman dedik ki, ya bunu yapılıyor, yapıyorlar zaten. Tabii. Yani Ankara'da Mansur Yavaş geldiği günden beri yapıyor. İstanbul'da Zaten kent lokantaları var. Evet. İşte öğrencilere bu, bu hizmet zaten veriliyor. Şimdi tuhaf falan şu. Sayın kurum gelir gelmez Üsküdar Belediye Başkanı ile beraber öğrencilere sabah vakti galiba çorba dağıttı ve bunu bir proje olarak açıkladı. O zaman da dedik ya Mansur Yavaş bunu 5 yıldır üniversite kapısında yapıyor zaten. Ya. Tabii. Kendisi hem gelir gelmez ilk iş olarak çorba dağıtıyor hem de bir ay sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, ekonomi politikalarından kaynaklı doğan e, yoksulluğa e, e, küçük bir katkı olarak, <laughs> büyük bir yoksulluk tablosunda e, e, yani e, bütün yoksulları doyuramasa da elinden gelen imkanları ona seferber ederek ortaya koyduğu bu projeyi canım o da proje mi diye beğenmiyor. Yahu sen çorbada sizin dağıttığınız çorba bitmeyen çorba mı kardeşim? Yani siz çorba dağıtırken e, bu e, 100 yılın atılımı oluyor. Ondan sonra bu e, e, işte, işte İstanbul'u kurtarma planının kritik aşaması oluyor. İmamoğlu 11 tane, 12 tane kent lokantası grup aç bıraktığınızı doyurduğu zaman canım bu da proje mi olmuş oluyor? Akıl alır gibi değil. Ben onu duyunca çok şaşırdım. Dedim ki ya acaba bunu bir ay önce çorba dağıtan Murat Kurum mu diyor. Şimdi AK Parti'nin tabi orada iki husus var. Birincisi Ekrem İmamoğlu neden kent lokantaları gibi bir çözüm yolunu buldu, bulmak zorunda kaldı. Elbette ki lokantacılık hizmeti belediyenin bir e, asli faaliyet alanı değildir. Ama ıskaladıkları şu özellikle pandemi ve sonrasında Belediyeler bir sosyal yardım kuruluşuna döndüler adeta. Askeretmeyi yani, başlattık. Evet, yani adeta aslında asli hizmeti bu değil. Sosyal belirlecilik tali hizmeti ikinci hizmeti. Fakat pandemiden sonra doğan o büyük ekonomik kriz ağırlaşarak devam ediyor. İktidarın özellikle pandemiden sonra ekonomiyi tekrar rayına oturtmaktansa Raydan çıkarmış olması, 2021'in sonundan itibaren uyguladığı e, işte sıfır faiz politikası, kur korumalı mevduat ve seçim e, bütün kaynakları seçime seferber etmiş olmasının sonucunda e, büyük bir enflasyon doğdu, büyük bir pahalılık doğdu, Türk lirası değerini kaybetti ve alım gücünü kaybetti. Bunun karşısında e, dünün tokları aç kaldı, dünün e, işte kendi ile kavrulan insanı gününü çeviremez hale geldi. Haftasını geçiremez hale geldi. Ayın sonunu e, görme umudunu da kaybetti. Bunun karşısında belediyeler sosyal yardım hizmetlerini asli bir görev olarak yerine getirmeye başladılar. Şimdi bu İstanbul'da da böyle Ankara'da da böyle. İstanbul ve Ankara bu bakımdan rol model oldu biliyor musunuz? Mesela İstanbul ve Ankara'nın uyguladığı sosyal yardım politikaları bugün Diğer şehirlerde muhalefetin ve hatta yer yer iktidarın e, önerisine dönüştü. Mesela İmamoğlu 0-4 yaş grubu çocuğu, e, çocuğu olanlara ücretsiz yard, ücretsiz ulaşım e, hakkı ser, e, tanımıştı. Bu ortaya atıldığında Sayın Cumhurbaşkanı e, nereden vereceksiniz bu parayı demişti. Şak 4 yılın sonu 5 yılın sonunda Sayın Kurum bunu 0-6 yaş grubuna çıkardı. Şak İzmir'de AK Parti adayı Hamza Bey 07 7 yaş, yaş grubuna çıkardı. Bak oluyormuş işte. Hatta daha fazlasını söyleyeyim. 04 yaş grubunda annelere tanınan serbest dolaşım hakkını Murat Bey, Murat Kurum hem 06 6 yaşa çıkardı hem de babaları da kattı. Baba kattı. Şimdi anlatabiliyor muyum? Yani İmamoğlu şak söylüyor, İmamoğlu ve AKP tak yapıyor. Ankara'nın sosyal yardım için geliştirdiği modeller hem diğer muhalif belediyelerin kendi şehirlerinde bir vade dönüştü. Hem de AK Parti bunları almaya, kopyalamaya başladı. Niçin? Korkunç bir yoksulluk var kardeşim. Tabii. Korkunç. Yani sen metro mu yaptın? Yaptı da ondan evvel metroya binecek cepte para mı bıraktın? Yani sadece metro değil e Marmaray. Binemiyor ki vatandaş. Sosyal konut mu yaptı? Yaptı bence. Yaptı da yahu kirayı ödeyecek insan mı kaldı? O taksi ödeyecek adam vatandaşı bul. Konutu yaparsın zaten. Kalmadı ki ya. Kalmadı. Sosyal konutu nerede yapıyorsun? İstanbul'u bilen açıdan söylüyorum. Başakşehirde, Kayabaşı mahallesi. Ya ben Kayabaşı'na yıllar önce haber için gittim. Geri gelemiyordum az kalsın ya. Pendik'te, Tuzla'da. yani o Şehirler nasıl yolculuk gibi? İstanbul'u bilmeyenler için şehirler nasıl yolculuk gibidir? İşten nasıl gelecek? Sosyal konut mu yaptın? Yaptı. Yaptı da vatandaş büyük bir barınma krizi içerisinde <laughs> efendim ulaşım ihtiyaçlarını karşılayabilir. Anlatabildim mi? Sosyal yardım öncelik duruma uyuştu. Şimdi kent lokantaları bir formül. Yani iş katılımlı kamuoyu yoklamaları yapıyorlar. İmamoğlu hala bir buçuk puan civarında önde görünüyor. Mustafa Şen de mi açıkladı bunu? Bu Mustafa Şen öyle açıklamadı. Bugün ben yazdım. İstersen bilgi vereyim üzerine Söyle, söyle. Şöyle AK Parti İstanbul'da 3 hafta önce 2500 denekli bir araştırma yaptırdı. Bu araştırmaya göre e, İmamoğlu 1.2 puan önde. Yani e, verileri bugünkü şey yazımda yazmıştım. Biri işte e, 40.1, diğeri 41.3 gibi bir farklı önde. Meral Danış Beştaş 5 puan, e, diğerleri 3 puan. Bana, bana anlatan e, Meral Danış Beştaş'ın 4'ün altında olduğunu söyledi. 3.5 civarında olduğunu söyledi. E, şeyin de e, yeniden refahında 3'ü zorladığını... O boyutta o. Yani, yüzde yani %3'ü zorladığını e, söyledi ve şöyle bir tespit yaptı. Eğer dedi Dem Parti... 4, çok özür dilerim. Ee, İmamoğlu 41.4, Kurum 40.2, Beştaş 5.1, Altınöz 4.2, Kavuncu 3.4. Tamam. Ee, şeyi İyi Parti'yi AK Partililer 1.5 civarında ölçüyor. Daha da. Evet. Yani 30 bin kişiden falan bahsediyorlar. Öyle 2500 falan değil. Ee, Dolayısıyla İyi Parti biraz denklemin dışında kalmış. İki, ta konuşacağız. i̇ki tane e, anahtar parti var. DEM Parti var. Yeniden, yeniden Refah İstanbul'da Tabii. şu anda bu durumda. DEM Parti %4'ün üstüne çıkarsa ve veya değil ve mantıkta vardı yani ikisinin birlikte gerçekleşmesi gerekiyor. Ee, yeniden Refah 3'ün altına düşerse İmamoğlu'nun kaybetme ihtimali var. Murat Kurum'un kazanma ihtimali var. Dolayısıyla bütün stratejilerini AK Parti Buna göre belirledi. Şu anda bir taraftan Efkan Ala'nın açıklamasını hatırlayın. Çok çok net bir söylem. Çok zekice bir söylem. Yani e, ne diyor? E, yeniden refah verilen her oy CHP'ye verilmiş oluyor. Bize kaydettiriyor çünkü. Tabii. İttifakın bir anlamı kalmıyor. %50'den yani, fazla biz bu, istiyoruz. Bunu işte biraz önce Nevzat'ın tespiti önemli dedi ya hani... E, kaybederlerse bizi suçlayacaklar endişesi var yeniden refah'ta. Bu endişeyi güçlendiriyorlar. Bu endişeye körükle gidiyorlar. Yani Dem Parti taban şey yeniden refah tabanında böyle bir suçluluk duygusu oluşturarak ya yine hani bizden olsun hiç olmasa bizim kafada olsun gibi bir anlayışla Murat Kurum'a oy vermelerini sağlamaya çalışıyorlar. Öbür taraftan Ank İstanbul İl Başkanı ne dedi? Meral Danış Beştaş dedi, en güçlü aday dedi, evet. %8 civarında Kabak oyları dedi. var, artmasını umut ediyoruz dedi. Evet. Düşün bak AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı, DEM Parti'nin oylarının artmasını umut ediyoruz dedi. Neden böyle diyor? Çünkü DEM Parti'ye oy vermeyen DEM Parti seçmeni İmamoğlu'na oy verecek. Bu da İmamoğlu'nun kazanmasına neden olacak. E, o nedenle yeniden refaha çok yükleniyorlar yeniden refah bir taraftan ha şöyle bir tespit de yapmışlar. Dem Parti'nin sorunu görünememek. Kendi yarattıkları şey kendilerini vurdu. Herkes Dem Parti ya iktidar Dem Parti o kadar öcüleştirdi ki şimdi muhalif kanallarda gazetelerde bile insanlar Dem Parti yazmaz, Dem Parti konuşmaz oldu. Kimse Dem Parti adaylarını televizyona vesaire falan çıkartmaya cesaret edemiyor artık. Yani iktidar böyle bir tablo yarattı. Şimdi de Dem Parti'nin görünür olmamasından yakınıyorlar. Dem Parti görünemediği için oyları artmıyor diyorlar. E şimdi e, nasıl görünür olabilir? İşte İstanbul İl Başkanı dikkat çekti. Nasıl görünür olabilir? Burcu Aksoy hanımefendi Dem Partililerin öfkesini körükledi. Köksal. O şey Köksal pardon. E, başka nasıl görünebilirler? 21 Mart yaklaşıyor Nevruz. Şimdi bakın bugüne kadar Dem Parti'nin elini kolunu bağlayıp Dem Partili siyasetçileri her fırsatta cezaevine gönderen iktidar 21 Mart'ta Görkemli Nevruz mitinglerine izin verirse şaşırmayın. İstanbul'da Yenikapı'da ya da Maltepe'de böyle milyonluk bir Dem Parti mitingi olursa şaşırmayın. Çünkü iktidar şöyle bir hesaplama yapıyor. Bu mitingler sonuç itibariyle Dem Parti tabanını konsol, konsolide eder. Orada kalabalığı gören Dem Partili, orada coşkuyu gören Dem Partili partisine yeniden sahip çıkar. Gider, kendi partisine oy verir. Bu CHP'den de bize bir fayda gelmedi diye, kendi partisine oy verir diye Dem Parti'nin oylarını artıracak adımları teşvik edecek. Bu kadar net. Ee, Zaten Zaten Kabaktepe'ninki itiraftı. Çok açık bir itiraf. Tabii yani. tabii. Yani çok çok net bir şey ortaya. Kimse de demiyor şimdi yani Tayyip Erdoğan'a soruyorum ben. Yani İstanbul İl Başkanınızın bu Dem Parti aşkı nereden filizlendi? CHP İl Başkanı söylese aynı cümleleri kursa kıyamet koparırdınız. Öyle değil mi? Ee, Dem Parti aday çıkarmış olmasına rağmen hala kan dilin adayı diyorlar İmamoğlu için. Evet biz seçim İstanbul'a odaklandığı için yeniden refah meselesine hep İstanbul odaklı bakıyoruz. Ama e, Nevzat'ın dediği gibi Anadolu'da daha büyük bir şey var. Yani mesela Ankara'da görüyorum ben, e, yani Turgut Altınok'a oy vermek istemeyen muhafazakarlar, AK Parti'nin milli görüş tabanından gelen seçmenleri, Suat Kılıç'ı acayip şey yapıyorlar. Yani bağırlarına basıyorlar, seviyorlar, şey yapıyorlar ve e, Ankara'da mesela biz İstanbul'da yüksek oy bekliyoruz. Ankara'da sürpriz yaparsa şaşırmayacağım ben. Yerepe, yeniden Refah. Evet. Yani Suat Kılıç Ankara'da ciddi bir oy alırsa yeniden Refah seçmenlerinden eski milli görüşçülerden vesaire yani CHP'ye oy vermeye elim gitmez. Mansur Yavaş bile olsa ona oy vermem diyen muhafazakarlar AK Parti'ye de öfkelilerse artık oy verecekleri bir adresleri var. Suat Kılıç'a gidecekler oy verecekler. Hele hele Suat Kılıç'ın kullandığı seçim koordinasyon merkez katılımlı kamuoyu yoklamaları yapıyorlar. İmamoğlu hala bir buçuk puan civarında önde görünüyor. Mustafa Şen de mi açıkladı bunu? Bu Mustafa Şen öyle açıklamadı. Bugün ben yazdım. İstersen bilgi vereyim mi? Söyle, söyle. Şöyle, AK Parti İstanbul'da 3 hafta önce 2500 denekli bir araştırma yaptırdı. Bu araştırmaya göre e, İmamoğlu 1.2 puan önde. Yani verileri bugünkü şey yazımda yazmıştım. Biri işte 40.1, diğeri 41.3 gibi bir farklı önde. Meral Danış Beştaş 5 puan, diğerleri 3 puan. Bana, bana anlatan Meral Danış Beştaş'ın 4'ün altında olduğunu söyledi. 3.5 civarında olduğunu söyledi. şeyin de yeniden refahında 3'ü zorladığını. O boyutta o. Yani yüzde yani %3'ü zorladığını söyledi ve şöyle bir tespit yaptı. Eğer dedi Dem Parti 4... Çok özür dilerim. Ee, İmamoğlu 41.4, Kurum 40.2, Beştaş 5.1, Altınöz 4.2, Kavuncu 3.4. Tamam. Ee, şeyi İyi Parti'yi AK Partililer 1.5 civarında ölçüyor. Daha da. Evet. Yani 30 bin kişiden falan bahsediyorlar. Öyle 2500 falan değil. Ee, Murat Kurum'la ilgili beklenti aslında mevcudu korumasıydı. Yani mevcut onların temelde yola çıkarken ki bakışı şuydu. Zaten AK Parti son 14 Mayıs seçiminde İstanbul'da %36 almıştı. MHP %6 almıştı. %1-2 puanda Büyük Birlik Hüdapar falan almıştı. %43 yani Murat herhangi bir aday %43 mevcudu korumalı yani. Varsayım bu. Bunun karşısında herhalde yani temel beklenti şuydu. E, Ekrem Mamoğlu'nun yapayalnız kalması o da gerçekleşti. Hı. Deva özür dilerim. Gele, e, Dem Parti, İyi Parti, Zafer Partisi, DEVA, işte. Deva sadece. sadece hepsi ayrı ayrı e, aday çıkardılar ve İstanbul bir arenaya dönüştü. Ekrem mamoğlu yine yalnız yakaladılar. Fakat yine yalnız Hı. yakalamakla beraber Murat Kurum mevcudu koruyamıyor. Yani yüzde %43'lük mevcut %40'lara doğru geriliyor. Buna karşılık Ekrem İmamoğlu CHP'nin aldığı yüzde %28'i koruyor. Bunun üzerine 14 puan daha koymuş durumda. Hı. Şimdi e, e, Murat Kurum bekleneni karşılayamıyor. Bekleneni karşılayamıyor ve şö ve ben bunu şöyle açıklıyorum. Murat Kurum e, stajına olabilecek en kötü yerden başladı. Yani bu ana kadar bürokratik bir kişilikti, siyasi bir kişilik değildi. 2000'lerin ortasında 2005 da Emlak Konuta giriyor. Özür dilerim. TOKI'ye giriyor, Emlak Konuta oradan bakanlığa kadar yükseldi. Kesintisiz bir 10 küsur yıllık Emlat, konut, bürokratik Toki. kariyeri var. Hı hı. Ve bu bürokratik kariyeri dönemince dönemi içerisinde siyasette açık müdahalesi olmadı. Yani doğru dürüst bir siyasal demecini de hatırlamıyorum. Doğru. 15 Temmuz'da bile bir şeydir hatırlamıyorum. Yani daha ne olabilir? Yapmıştır muhtemel de gözüme çarpmadı. Şimdi böylesi bir bürokratik CV'yi e, yerel seçimde değerlendirmek istediler. Fakat belki Konya'da işlerdi bu mekanizma. Yani sonuçta gözden uzak bir yer yani. E, Konya seçimlerinde. Hatay'a koysanız belki orada da işlerdi. Bu kadar yansımazdı. Murat Kurumu aldılar. İstanbul. Türkiye'de 31 Mart 2024 seçimlerinin bütün kalbinin attığı yere koydular. Bir hani öyledir ya biri siyasal bilgiler fakültesini bitirir kamu yönetimi neyse kaymakamlık stajı nerede başlar? Daha çeperde bir yerde başlar. Evet. Hemen İstanbul Valiliği mi koyarsınız yani? Murat Kurum'u olabilecek en zor yerde staja başlattılar. Ve Murat Kurum ilk kez siyasi deneyim içerisinde. Bir kere siyasetçi değil. İkincisi irticalen, yani bir miting konuşması değil, irticalen konuşma başarısı da yok üçüncüsü kampanya ekibin ya kampanya ekibinden kaynaklı bir hata var ya kendisi kampanya ekibini dinlemiyor şöyle ki ya insan neyi yapıp neyi yapmayacağını bilmez mi? şarkı söyleyemiyorsanız söylememelisinizdir yani evet, espri bunu ben onu orada deneyelim diye diyemezsiniz mesela Lorke Lorke ya Türkiye'de yani bunu söylemek için Kürtçe bilmeye gerek mi var Lorke demek için yani Lorke'yi demedi diyemedi İkincisi yani oyun oynayamıyorsanız oynamamalısınızdır. Yani Murat Kurum hem oyun oynamayı bilmiyor hem oyuna giriyor bir de eğleniyor yani. Şimdi dolayısıyla bu hemen her hareketinizin, her cümlenizin siyasi kampanyada aleyhinize ya da lehiniz olabileceği bir süreçte sizin yapmamanız gereken e, hareketleri e, yani e, hemen her sözünüzün... Hemen her sözünüzün, her eyleminizin değerlendirileceği, aleyhinize ya da lehinize de, e, ele alınabileceği bir kampanyada murat kurum olabilecek bütün hataları yapıyor. Hele hele temel üç hatası var bana sorarsan. Dur, üç hata geçmeden önce şu son dakikayı alacaklar. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ramazan pilesini 10 liradan satacağını evet. duyurdu. Kaç grammış bu? Vay be. Ee, 300 gramını, 340 gramını 10 liradan satacağını 340 gram. Gördüm şimdi iyi. oradaki evet. kuyrukları. Şimdi, 3 tane bence 3 tane Hem temel de 350 gram yani. 3 tane temel e, hata yaptı. E, bunlardan birincisi şu davetiye meselesi. Bir oh, kere ay. davetiye meselesi üstüne vazife değildi. Yani İmamoğlu Fatih Belediyesi'nden gelen davetiyeyi açıkladı. Normalde dolaştırma Bakanı ya da Fatih Belediye Başkanı'nın evet ya da hayır demesi gerekirken birdenbire Kendisi de yalnızca bir aday olduğu halde kalktı. Sen gelemezsin dedi. E, Halbuki demesi gerekirdi ki. Yani zekice bir bir siyasetçi olsaydı Tabii. staj, staj durumunda değildi. Yani yetişmiş bir siyasetçi olsaydı şunu diyebilirdi. Gel de hizmet gör diyebilirdi. Evet. Ya devrim, dedi, onu e, şunu devrim, diyebilirdi evet. yani. E, sen zaten buranın ev sahibisin. Davete mi geçti yaş var? Gel otur diyebilirdi. Bunu evet. demediği gibi ee, AK Parti ne kadar ayrımcı bir parti olduğunu, muhalefete nasıl kinle baktığını ortaya koyan, sen "Zaten orada ne işin var?" gibi bir cümleyle karşılaştı. "Ama aradım, yok öyle bir davet dedi." Şimdi bak, hayır, Ula, devam et ya sen zaten evet. orada ne işin var? Sonra Hadi. devam et. Sonra et. bu test tepince "Ya zaten orada sandalye vardı, niye gelmedi ki?" dedi. Yani neredeyse vatandaşa çıkacaktı. Ben olsam ben de gitmem. Şimdi bak, ikincisi, e, e, bu Gazze meselesi. Gazze meselesinde e, seçim kampanyasını yani de, ya AK Parti'nin daha önce Esenyurt'ta e, sen yurt düşerse Mekke düşer dediği gibi e, yine İstanbul yerel seçiminde Erdoğan'ın e, ye sözünde olduğu üzere bu kez de e, yine e, siyasetçi yani, yani bir siyasetçinin yapmaması gereken bariz bir hatayı yaparak bence biraz da zihin dünyasını ortaya koyarak e, işte Filistinler e, yani biz sevinirsek biz kazanırsak Gazze sevinir e, sığında bir kurdu. cümle kurdu bu da büyük bir hata ve bu hatada İslamcılardan ağır tepki gördü. Çünkü ben gördüm, takip ettim. E, ya Bu hususta, bu Filistin meselesinde kafa yaran İslamcıların çoğu dedi, dedi, ki elinizi tutan ne? Elinizi tutan ne? E, i̇şte Güney Afrika Cumhuriyeti bu, bu soykırımı mahkum ediyor. İşte, e, fakat bunun karşısında Türkiye'den hala AK Partili milletvekillerine ait gemiler bile İsrail limanına gidiyor. Onu durdurmuyorsunuz. İsrail'e yardım için belediyeyi kazanmayın bekliyorsunuz dediler. Ve bu da çok ağır bir şekilde. devlet güçlü yardımını yapar. Ve dolayısıyla günün sonunda AK Parti, kana AK Parti kamuoyunda şu kanaat hasıl oldu. Ee, Murat Kurum, e, Murat Kurum yani bu aday olmadı. Bu aday olmadı ve bu aday olma dolayısıyla Murat Kurum kendisinden beklenen çıkışı yapamıyor. Bunu ben e, hani dediğim üzere stajyer siyasetçi olmasına bağlıyorum. Stajını da çok kötü bir yerde yapmış olmasına bağlıyorum. Karşısında seçimlerle pişmiş bir aday var. Karşısında bir belediye başkanı yok. Ülkenin genel siyasi arenasında çarpışan, kendi rakip olarak kendisini Erdoğan'ı bellemiş olan bir, bir evet. aday var. 20 ve, sonra İstanbul'u kazanmış Bundan birkaç adamı. önce CHP CHP'nin kurultayına ne olmuş? Orada değişimi değişim gerçekleşmesine büyük katkı koymuş ve oradan da başarılı çıkmış bir adayı var. Her şeyden önce belediye başkanı var. Yani aynı zamanda evet. belediye başkanı var. Murat Kurumu bu bu Murat Kurum'un eksikliğini işte senin de ifade ettiğin üzere Erdoğan'ı sahaya çıkararak ya da işte Dem Parti'nin beklenen üzerinde uyalmasına ön ayak olarak doldurmaya çalışacaklar. Ancak süre daralıyor. Süre daralıyor. Şu an bir buçuk iki puan gibi evet. bir skalada aralarında fark var. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum'un hatalarından kaynaklı olarak her geçen gün ivmesini arttırıyor. İşte bak Ramazan pidesi meselesi öyle. Geldi orada. Gazze'ye yardım türü gönderilmesi meselesi öyle. öyle. Her geçen gün. Kent lokantaları e, öyle. Kent lokantaları öyle. Her geçen Güzel gün Ekrem İmamoğlu'nun ivmesini ve temposunu arttıracağını görüyoruz. Ya aslında çok merak ettiğim bir konu vardı. Hakan süremiz bitti diyor ama bu e, metro hattı yapıp onu merak ettim ama sürem de bitti ama bir, bir cümle belki destek olursun e, metro hattını yaptılar ya hani e, biz metro vaadi verdi biz onun açılışını yapıyoruz onu 16 Mart'ta buyurun gelin dendi onu Deniz İmamoğlu. bugün yazdı işte yanlış anlamış onu ama diyor ki metro yapmışlar durakları yok. Aklı aklıya atlıya yapmışlar diyor. Ya açılışı seçimi yetiştirmek için arada durak koymadılar diyor. Evet. Onu söylüyor. Durak, ya durak. öyle planlama mı olur ya? Duraksız öyle metro. Öyle planlama mı olur? Hayır. <laughs> Zaten 3 duraktan oluşabildiğim kadarıyla. Ya Aynen. öyle planlama mı olur? Ya. AK Parti'nin çelişkisi Çelişkisi şurada, şurada. Hem metro yapmadı diyorsun. Hem sonra durağını yapmadı diyorsun. Durağını yapmadı diyorsun. Yapmadı diyorsun. Ee, yani. olmuş orası. Ve AK Parti bu şeyi yani aday merkezinde adayın olacağı bir kampanyada temel yapılabilecek bütün hataları yapıyorlar. Evet. Bir de şey İmamoğlu şunu söylüyor ben onu da bilmiyordum. Neyse onu da yarın devam ederiz. Bu arada bir, ee, yeniden Refah Partisi'nde türlü baskılar var. Ya Manisa'yı da soracaktım. E, zaman yani kalmadı. ben dün İstanbul adayı Mehmet Altınöz'le konuştum. Allah'a teslim oldum. devam edebiliriz. Şimdi Murat Kurum'la devam edeyim ben. Yani özellikle e, Murat Bey'in iki, iki önemli krizinin olduğu, iki önemli hatayı yaptığını düşünüyorum. Bunlardan biri bu davetiye meselesi, davetiye meselesinde aslında hiç e, on, onun e, onun onun bir şey söylemesini gerektirmeyen bir pozisyon alarak İmamoğlu'nu e, normalde e, aslında çağrılması gereken yere kendisi çağırmadı. Halbuki yani açılan bir tren istasyonu, yani bir tren hattı ve tren hattı İstanbul'da açılıyor. Ee, İmamoğlu'na Fatih Belediyesi'nden bir davetiye gelmiş. Ulaştırma Bakanı davetiye gelmiş. Davetiyesi gelmiş. İmamoğlu bu davetiye ilan açıklıyor. Diyor ki bana böyle bir çağrı geldi ve ben gideceğim diyor. Bunu bir gün sonra aslında hiçbir resmi sıfatı olmamasına rağmen Murat Kurum yalanlıyor. Halbuki Murat Bey şu an sadece İstanbul adayı. Ne Ulaştırma Bakanlığı yetkilisi, ne Fatih Belediyesi yetkilisi. Efendim ben bakanla beraberdim. Hayır öyle bir davetiye gelmemişsen zaten gelemezsin dedi. Hiç üzerine vazife olmayan bir husustu bu. Aslında işte dedim ya staja çok kötü yerden başladı. Deneyim sahibi olsaydı bunu belki şık bir çalımla İmamoğlu'nu geçebilirdi. Diyebilirdi ki ya gel de bir hizmet gör. Diyebilirdi Tabii mesela. Kendi yani ya da diyebilirdi ki e, yani e, İmamoğlu'na davetiye mi gerekir? İmamoğlu buranın ev sahibi. Tabii ki gelecek diyebilir. Ne davet eder? E, ne davet ederdi? Ne de ...işte gelmemesinden kendi sorumlu olurdu. Fakat Bu arada İsmail'in çok önemli söylediğin şey bir örnek vermek istiyorum gerçekten. Lehine çevirebilirdi dedin ya. Bugün Murat Kurum yine bir açıklama yapmıştı. Gaf diyoruz. Murat Ongun'dan bir çağrı evet, var kendisine. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'u seçim vaadinin açılışına davet etmiş... 16 Mart tarihinde açılışı yapılacak Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metro hattını vaat olarak duyurmuş kurum. Murat Ongun da demiş ki sosyal medya hesabından 16 Mart Cumartesi saat 13.30'da vaat ettiğiniz hattımız açılıyor. Tüm halkımız davetlidir siz de şeklinde siz hani böyle bir vaatte bulundunuz ama biz açıyoruz zaten diye böyle bir biraz önce söylediğin şeye evet. Şimdi, yapmış. E, dolayısıyla orada üç üzerine vazife değilken asla şık bir çalımla imamını geçebilecekken bence yüzüne gözünü bulaştırdı ve girmemesi gereken pozisyon aldı. İmamoğlu da bunu tabi atağa çevirdi. Bunun üzerine ertesi gün e, dedi ki zaten o sandalyesi oradaydı, boş kaldı, niye gelmedi? Neredeyse niye gelmedi diye vatandaşa şikayet edecek. Hem kendisi gelmedi dedi, hem sonra niye gelmedi diye şikayet etti. Bence bu birinci en önemli hatasıydı. İkincisi de bu televizyon tartışması meselesi. Hem önce çıktığı iktidar yalnızı kanalda o benle tartışamaz ki falan dedi. O İstanbul'u bilmiyor dedi. Ee, bunun üzerine İmamoğlu seve seve tartışırım deyince canım samimi değil niye çıkacakmışım çünkü ben ona dedi. Ee, olur mu şimdi öyle? Bir de yani burada normalde e, iktidar olan röportajdan kaçar. Yani İstanbul'da iktidar İmamoğlu. Normalde onun kaçması gerekir. Murat Kurum aslında burada muhalefet. Fakat muhalefet olduğu halde önce e, onu davet ediyor. Gel gel diyor. Sonra e, hayır o samimi değil diyerek röportajdan kaçmaya çalışıyor. Bu tür seçim kampanyalarında vatandaş bunu bekler. Bir öncekinde Binali Yıldırım birinci turda kaçtı, ikinci turda mecbur kaldı. Vatandaş bekler adayların bir kapışmasını, bir mindere çıkmasını, bir elense birbirine elense çekmesini bekler. Murat Kurum bundan kaçamayacak. Çünkü hem davet edip hem olmaz dedi. şeyde olduğu üzere, yani tren yolu açılışının tersinde olduğu üzere. Burada da kamuoyu baskısı Murat Kurum'u zorlayacak. Bence burada da büyük bir hata yaptı. Halbuki eğer deneyimli bir siyasetçi olsaydı birebir yapılacak röportajı kendi lehine çevirebilir ve belki AK Parti'nin ondan günlerdir beklediği çıkışı o gün yapabilirdi. Çünkü AK Parti'de şu günlerde ben konuştum. Murat Kurum'dan bir çıkış bekleniyor. Yani çünkü stabil durum bozamıyor Murat Kurum. Murat Kurum'dan beklenen neydi? AK Parti'nin zaten mevcudunu koruması. Şimdi diyorum ya AK Parti %36 almış. MHP %6 almış, %1-2 iki bu almış, yüzde %43. Ya bu durumu koruması gerekiyor. Ben Bu durumu koruyamıyor şu an anketlerde. %40'a doğru geriliyor. Bunun üzerine yapay yalnız kalmasına rağmen, tek başına kalmasına rağmen İmamoğlu %28 oyun yarısını kadar alıyor. Yarısı daha alıyor. Yüzde %42 bandına gelmiş durumda. Ve bunu tek başına yapıyor. AK Parti'nin bütün hesabı bozulmuş durumda. Şimdi AK Parti yapay yalnız yakalasak biz bunu alt ederiz dediği İmamoğlu'nu... Iı, İmamoğlu karşısında mevcudu da korumakta zorlanıyor. Bu yüzden Murat Kur Ak Parti Genel Merkezi Murat Kurum'dan ya şu stabil durumu bozmasını bir çıkış yaratarak öne geçmesini bekliyor. Şimdi Ankara'yı Ankara'yı tamamen şey yapmışlar, gözden çıkarmışlar yani Ankara bitti. Onu zaten kabullenmişler ama İstanbul'da ufak bir umutları varsa da bu Murat Kurum'un bu umudu besleyip büyütecek şeyi yok, deneyimi yok. O koşulları yaratamıyor ve Ak Parti Genel Merkezi bunu Murat Kurum'un tersine çevirmesini beklediği halde bir ışıkta göremiyor. Bence televizyon programı kendisi aslında bir çıkış yaratabilirdi. Riskli olduğu muhakkak. Bence zaten o riski almak istemedi. Yani şimdi İmamoğlu'na çıkarsın alt edersen öne geçersin. Edemezsen bir aracını havlu atarsın. Böyle bir risk de var bence. Yani o kendisi bunu göze alamamış ve bu riske girmek istememiş olabilir. Eğer bu yürüyüşünü değiştirmezse temposunu hızlandırmazsa Murat Kurum aslında genel imaj şu olacak, bu aday olmadı imaj. Olmadı yani. Öyle bir imajı kendi eliyle yerleştirebilir. Ee, eğer beklenen çıkışı yaratamazsa, Ankara ile ilgili de birkaç söz eklemek isterim. Tabii lütfen. Ee, Ankara aslında, şimdi aslında gafların bir benzeri, şu an Murat Kurum cepten yiyor. Bak Murat Kurum AK Parti'nin mevcudundan yiyor. Üzerine bir şey koyabilmiş değil. AK Parti'nin mevcudunu %43'lerden alıyor, 40'lara doğru indiriyor. Nerede durur bilmiyorum. Tersine çevirecek gibi de görünmüyor. Fakat Murat Kurum'un, hani Murat Kurum aslında İmamoğlu'na diyor ya rakibi kendisi. Bence rakibi kendisi. Yani kendisi, Murat Kurum, <laughs> siyasetçi Murat Kurum'un deneyimsizliği, bürokratik bürokrat Murat Kurum'dan götürüyor. Fakat onun rakibi kim şu an? Yani Murat Kurum kimle yarışıyor? Bence yani bu GAF meselesinde e, Turgut Altınok'la yarışıyor. Yani, Tabii, o da İstiklal Çünkü okuyordu. o da neler neler dedi. Aslında en sonuncu İstiklal Marşı Murat Kurum, yani normalde Turgut Altınok çok hazır bir yerde yarışıyordu. Keçiören gibi uçan kuşun lükücü, hani, uçan kuş demeyeyim de yani e, yani ülkücü nüfusun olduğu yerde, ülkücü evet. ve milliyetçi olduğu bir yerde sahaya bile çıkmadan kazanıyor yani. Zaten 20 yıldır orada belediye başkanı. Bir rekabet yok. Yani şey yok. Ee, e, onun sınanabileceği, konuşmak zorunda kalacağı, nutuk atabileceği, hamleler yapabileceği bir tartışma ortamı yoktu. Şimdi ilk kez bak Turgut Altunok belki 94'te girdiği seçim dışında ilk kez gerçek bir seçime giriyor. Gerçek seçime girdiği için üst üste hatalar yapıyor. Hiç denk gelmemiş böylesine. Çünkü Mansur Yavaş daha önce Melik Gökçek'le yarışmış. Siyas yani bir e, siyas...